Her şey tesadüf, her şey rastgele, her şey kaos. Eğer ki evrimsel biyologlar ya da bilim düşmanlarının söylemeyi sevdiği ismiyle evrimciler her şeyin tesadüf olduğunu iddia ediyor olsalardı, bu videonun başındaki gibi her şey tesadüf der geçerlerdi, öyle değil mi? Mesela evrim ağacı olarak biz, ara sıra bilim karşıtlarının iddia ettiği gibi her şeyi tesadüflerden ibaret görüyor olsaydık, neden bugüne kadar 500'e yakın video, 9000'e yakın popüler bilim makalesi yayınlayalım ki? Bilim insanları neden evrimle ilgili binlerce, yüz binlerce, hatta milyonlarca akademik makale yayınlasın? Neden lisans için 4 sene, yüksek lisans için 2 sene, doktora için 5 sene ve profesörlük için onlarca sene dirsek çürütsünler ki? Her şey tesadüf der, keyfimize bakardık. Elbette ki evrimsel biyologlar da dahil olmak üzere hiçbir bilim insanı evren içinde süre gelen olayları salt bir rastgelelik ile açıklamıyor. Ve elbette ki bu evrim karşıtı kişilerin söylemek istediği şu: eğer ki etrafımızda gördüğümüz canlı çeşitliliğini kendilerinin inandığı veya genel olarak hayal edebileceğimiz süper zeki bir süper güç, yani bir tanrı, tüm kudreti sayesinde ve eksiksiz bir plan çerçevesinde yaratmadıysa, her şeyin akılsızlık, kaos ve tesadüfün sonucu olması gerekir. Öyle değil mi? Değil. Bununla ilgili bu videoda iki noktaya değinmekte fayda var. İlkini en baştan ve açıkça söyleyeyim. Etrafımızdaki şeylerin nihayetinde bir süper gücün ürünü olduğunu düşünebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Daha sonraki bir videomuzda da izah edeceğim gibi bilim insanlarının yarısı kadarı da zaten size katılıyor. Ama onları sizden ayıran şey şu: bilimde olayların neden ve nasıl o şekilde olduğunu izah ederken, yani teoriler geliştirirken, ispatsız bir şekilde inançlarımıza başvuramayız. İnsanlar yanıtını bilmedikleri zor sorularla karşılaştıkları zaman çoğunlukla soruyu geçiştirmeye veya inançlarıyla izah etmeye çalışırlar. Bilimde ise bunu yapamayız. Bilmediğimiz sorulara ispatlanmamış ve şahsi cevaplar sunamayız. Ya akademik yöntemlerle bilimsel metodolojiyi kullanarak araştırırız ya da bilmiyorum deriz. Benzer şekilde bir olayın neden ve nasıl o şekilde olduğunu farklı seviyelerde de izah edebiliriz. Evrim, biyolojik olayların neden o şekilde olduğu ile ilgili en temel, en nihai açıklamadır. Örneğin biz insanların nereden geldiği, kuşların neden uçabildiği, bitkilerin nasıl fotosentez yaptığı, bakterilerin kökenleri gibi her türlü biyolojik sorunun en nihai cevabı, tüm bu canlıların var olmasının ve her türlü özelliğinin ortaya çıkabilmesinin ana nedeni olan evrimdir. Ancak açıklamalar konusunda evrimin ötesine geçmek de elbette mümkündür. Etrafımızdaki olayların neden o şekilde olduklarını durmaksızın artan seviyelerde sorabilirsiniz. Bir örnek vereyim. Bir kuş ötüyor. Neden ötüyor? Dişilerini etkilemek için. Neden dişilerini etkilemek istiyor? Evrimin cinsel seçilim mekanizmaları bu ötme özelliğini seçtiği için. Evrim neden bu özellikleri seçiyor? Canlıların üremesine avantaj sağladığı için. Canlılar neden üremek zorunda? Üremenin biyolojik bir varlığın sürelliliğinin ana yöntemi olmasından ötürü. Peki neden canlılık var? Cansız olan kimyasallar 4 milyar yıl kadar önce bu gezegende belirli şekillerde birleştiği için. Peki neden kimyasallar birleşti? Çünkü maddeler özelliklerine bağlı olarak diğer kimyasallarla tepkimeye girmeye meyillidir. Kimyasallarda neden böyle bir eğilim var? Atomlarının yapısından ve elektronların dizilim tipinden ötürü. Peki atomlar neden bu yapıda? Çünkü fizik yasaları atomun pozitif yüklü çekirdeğinin etrafında negatif yüklü elektronlara sahip olmasına neden olur. Fizik yasaları neden böyledir? Büyük patlama sonrasında evrenimizin oluşması sırasında var olan şartlardan ötürü. Peki bu şartlar neden böyledir? Bilmiyoruz. İşte o bilmiyoruz cevabı bilgi düzeyinize göre bu soru silsilesinin herhangi bir noktasında gelebilir. Eğer ki kuşların neden bu şekilde öttüğünü bilmiyorsanız, soruların daha en başında bilmiyorum diyebilirsiniz. Bilimde bilmiyorum demek bir erdemdir, bir heyecan kaynağıdır. Çünkü keşfedilmeyi bekleyen bir soru işaretine, gizemi çözülmemiş bir gerçeğe işaret eder. Bilim bu cevaptan doğar. Cevabı bilmiyorum olan bir soruya hatalı veya uydurma cevaplar vermenin bizi bir yere götürmediğini anlamamız gerekiyor. Bilmiyorum diyememek
tam tersine gerçeklere ulaşma olasılığımızı azaltıyor. Çünkü eğer gerçek olduğundan emin olmadığınız veya test etmediğiniz bir cevap ile yetinecek olursanız, o soruya yönelik merakınızı bilimsel ve güvenilir yöntemlerle tatmin etmeye çalışmazsınız. Telkine ve yalanlara açık olursunuz. Gerçeğe de asla ulaşamaz, başka kişi, kurum ve ülkelerin başarılarına seyirci kalırsınız. Buna rağmen eğer ki bilimsel gerçeklerle ilgili yeterince bilgi edinip neden soruları silsilesinde yeterince geriye gittikten sonra tüm bunları halen bir süper güce bağlamak istiyorsanız, bu sizin bileceğiniz iştir. Evrimsel biyologlar veya bilimin geri kalanının bununla bir derdi yok. Sonuçta bu işin felsefe kısmıdır, bilim kısmı değil. Bu inançlar bilime ve bilimsel merakın araştırılmasına engel olmadığı sürece hiçbir sorun teşkil etmez. Naturalistler, yani doğalcılar, evrenin başlangıcına kadar konuyu getirip sonrasında bilmiyorum ama araştırmalar devam ediyor derler. Teologlar ya da genel olarak inançlı insanlar ise hem ilk başlangıcın hem de sonrasında olan tüm olayların bir süper gücün ürünü olduğuna inanır. Tüm kavga bundan ibarettir. Bunu aşabilmemiz gerçekten çok önemli. Bu bağlamda söylemek istediğim ikinci şey ise şu tesadüf meselesi. Bir şeyin tesadüf olması nedir? Mesela şu atış ilk denemede başarılırsa buna tesadüf deriz. Ama şuna tesadüf demeyiz çünkü çalışılmıştır. Peki tesadüf nedir? Birden fazla düşük olasılıklı olayın bir arada meydana gelmesidir. Örneğin dünyanın öbür ucundaki bir ülkede sokakta yürürken Türkiye'den ilkokul arkadaşınızla karşılaşmanız tesadüftür. Peki bu karşılaşmanın bilim üstü, bilim ötesi olduğu anlamına mı gelir? Hayır. İki insanın dünyanın aynı noktasında olması ihtimali matematiksel olarak hesaplanabilirdir. Ve o olay ne kadar küçük olasılıklarla olursa olsun yaşanmıştır. Benzer şekilde evren içinde bu şekilde düşük olasılıklı olaylar her an yaşanmaktadır. Bunlar dışarıdan bakanlar için tesadüf olabilir. Mesela bir piknik yapmak için reçel kabını açtığınızda 150 metre uzaktaki bir ağacın tek bir yaprağının reçelin içine düşme ihtimali nedir? Aşırı küçük. Ama bu olur. Olduğunda da tesadüf der geçeriz. Halbuki oturup hesap kitap yaparak olasılığını tespit edebilirsiniz. Benzer şekilde evrimsel süreçte de bu şekilde düşük olasılıklı olaylar yaşanmıştır. Ancak evrim bu olaylardan ibaret veya bu olaylar ile ilgili değildir. Keza evrenin varoluşunda da mutlaka dışarıdan bakacak olursak tesadüf diyebileceğimiz olaylar olmuştur. Bir göktaşı dünyayı paramparça edip uzaya saçacak şekilde ona çarpabilecekken sıyırıp geçmiş olabilir mesela. Ama bu düşük olasılıklı olayların hiçbiri bilim dışı değildir. Bir olaya tesadüf diyor olmanız veya bir bilim dalında tesadüflerden bahsediliyor olması o alanı bilim dışı yapmaz. Zaten evrimsel biyolojide de bilim düşmanlarının sizin inanmanızı istedikleri düzeyde bir tesadüf yoktur. Çeşitlilik mekanizmaları rastgele bir şekilde çeşitlilik yaratıyor olsa da seçilim rastgeleliği tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu konularla ilgili olarak evrim derslerimizi izlemenizi önemle tavsiye ederiz. İlerleyen videolarda tesadüf konusuna daha da fazla gireceğiz ve birkaç matematiksel analiz göstererek evrim tesadüflerden ibarettir algısını tamamen sileceğiz. Ancak bu videodan alınması gereken ders şu: bilim insanları her şeyi tesadüflerden ibaret görmemektedir. Evrenin varlığı ya akıllı bir tasarımın ürünü ya da kaotik bir ihtimalsizliğin arasına sıkışmış değildir. Upuzun zaman dilimleri boyunca kendini tekrar eden şekilde işleyen doğa yasaları karmaşık bir sistem içinde düzenli yapılar oluşturabilir. Bu yasalar neden böyledir? Bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Kimse bilmiyor. Ama araştırıyoruz ve er ya da geç bulacağız. Tesadüfler, yani düşük olasılıklı olayların bir arada yaşanması evrenin kaçınılmaz bir parçasıdır. Evrimsel biyologlar da dahil olmak üzere hiçbir bilim insanı evrenin bu özelliğini bir açıklama olarak kullanmamaktadır. Sadece bu olayların varlığından haberdardırlar ve kimi süreçte bu durumların karşımıza çıkabileceği konusunda bizleri bilgilendirirler. İnsanın var olması, bildiğimiz en zeki hayvan türü olması tesadüf değildir. Tamamen matematiksel ve bilimsel olarak çalışılabilen evrimsel sürecin bir ürünüdür. Benzer şekilde kuşların ötüşü, dinozorların yok oluşu, denizel hayvanların karalarda yaşayabilecek şekilde biçim değiştirmesi, köpeğinizin size bağlı olma nedeni,
bir Venüs bitkisinin yapraklarının kapanıp bir böceği avlayabilmesi, kedinizin uzaylı benzeri davranışları. Bunların hepsi evrimsel süreçlerle bütün detaylarına kadar açıklanabilen bilimsel olaylardır. Evrimsel biyologlarda yayınladıkları yüz binlerce akademik makalede bunların tek tek analizini yapar, diğer bilim insanlarına sonuçlarını ilan ederler. Gidip de her şey tesadüf demezler. Eğer bu bilimsel açıklamalarına bir itirazınız varsa belki de akademisyen olmayı seçmeli ve kendi çalışmalarınızı saygın bilimsel dergilerde bütün dünyaya ilan etmelisiniz. Belki de insanlığa gerçekten büyük bir katkı yapmanız mümkün olur. Kim bilir? Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu videoyu çekmemizi mümkün kılan Çağlar Sunay, Nazmi Uğur ve Fatih Kızgın gibi en yeni Patreon destekçilerimize yürekten teşekkür ederiz. Siz de Patreon'a giderek bize ayda sadece bir kahve ısmarlayarak 2000 destekçi hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.